Merhaba arkadaşlar, diğer bir partideyiz ve Assassin's Creed 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. And here he is, our campione Ezio. Oh, hail Ezio! I see you've wasted no time starting the celebration. And why not? You've done us a great service, Nipote. With Vieri dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane. What? It's true. Come, Choking. Ezio. Walk with me. Yes, uncle. Evet, villa hakkında bilgi edin ve orada saklı olan kodex sayfalarını keşfet. Artık kodexlere geçtik. Planlarda değişiklik var. The Pazzi answer to another. Spaniard. He is Rodrigo Borgia, one of the most powerful men in all of Europe, and leader of the Templar Order. Which makes him responsible for the murder of my father and brothers. Yes, and he will kill you too, given the chance. Then I must stand against him if I wish to be free, but not until every other Templar has fallen to my blade. Father's list will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco de Pazzi will share the fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. All right, that's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. Tamam. I shall read the letter my uncle gave me. Evet. Okuyalım. Mr. Francesco, I have done as requested and spoken with your son. I agree with your assessment, though only in part. Yes, Vieri is brash and prone to act without forethought. And he has a habit of Şöyle yapalım, belki de ses geçmiştir. Bu değil. Aa, pardon. Özür diliyorum. Mr. Francesco. Neyse. I have done ben oradan söyleyeyim. Mr. Francesco, yani Bay Francesco. Onunla da konuştuğumuz gibi isteklerini yaptım. Değerlendirmelerinin bir kısmına katılıyorum. Evet, bence de Vieri aceleci ve düşünmeden hareket ediyor. Ve paralel askerliğe bir oyuncak gibi kullanma huyu var. En az 3 adam bu çirkin muameleyi rapor etti. Lakin senin de söylediğinin aksine olayın raydan çıktığını düşünmüyorum. Ben bunun bir basit bir mesele olduğunu ve çözülebileceğine inanıyorum. Senden onay bekleniyor, dikkat vermeni. Onun bu taşkınlıklarının nedeni korumanın yetersizliğinden kaynaklanıyor. Sürekli senden bahsediyor ve sana daha yakın olabilme çabası içerisinde. Bu kadar feryat, figan ve öfkeli olmasının nedeni sanırım dikkate alınmak istenmesinden kaynaklanıyor. Sevilmek istiyor. Sana verdiğim bu bilgileri dikkate alarak hareket et. Lakin bu yazışmalarımızı sonlandırmak istiyorum. Bu tartışma yolumuzu eğer keşfederse başıma gelebileceklerden korkuyorum tüm sadakatine. Fırak, yasadan kafalan. Evet. Mektubu okuduk, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Look familiar? Other codex pages. Yes. Your father managed to find and translate a few before he... Here. This is not your father's work. Someone else has translated it. Leonardo da Vinci, a friend. Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Where is it supposed to lead? Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us, who long ago held a piece of Eden. His name was Altair. He spoke of something powerful and ancient hidden beneath the land. What is it? What indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. All of it. I start with the page I took from Vieri. Leonardo will decode it for us. Bene.
Return here when time permits and we'll add it to the wall. Evet. Villanın bakış noktasına ulaş. Evet, kodeks sayfaları açıldı. Toplayabiliyoruz. Zaten oyunun sonlarına doğru hepsini toplamamız gerekiyor. Yavaş yavaş toplamaya başlamanız lazım. Evet, geldik güzel bakış noktamıza. Evet, felsefi kodex sayfalarını toplayacağız şimdi. 4 tane var burada. Bu arada şu şeyleri hatırladığım kadarıyla alalım isterseniz. Heykelleri. Şurada mesela. Bunları aldığınızda küçük bir şey veriyor. Ödül gibi bir şey veriyor. Diğeri şurada bir yerde olması lazımdı. Nerede olduğunu unutmuşum ya. Birini aldık ama harita aklıma gelmiyor şu an. Onun bir haritası vardı. Sonra da vakit buldukça toplarız onu. Bu videodan sonra zaten yerlerine bakıp sonra gösteririz. Evet, diğerleri neredeymiş? Şurada. Oyunun mimarilerini görüyorsunuz zaten. 2008'de çıkmış bir oyun, 2009 gibi. Ama ona rağmen çok iyi grafikleri olduğunu söyleyebilirim. Assassin's Creed 1'den sonra, yani Altair'i canlandırdığımız karakterden sonra, karakterin oyunundan sonra, Ubisoft tabi çok çalışan bir şirket ve ekibi de çok çalışan bir ekip gerçekten. Her serinin her oyununda oyunu Assassin's Creed serisini biraz daha güzelleştiriyorlar diyebilirim. Assassin's Creed Unity daha iyi doğru. Unity şeyi var şimdi, söylentisi var. Tabii ki de çıktığında onu anında çekeceğim, hiç yani hiç tereddüt etmeden hangi oyun olursa olsun arada direkt ona başlayacağım. Kasım gibi çıkıyormuş ama daha çok var çıkmasına. Kasım'dı galiba herhalde. Bilmiyorum nasıl. Yeah!
Evet, son kodex sayfasını da alıyoruz ve bitiriyoruz. Evet, bu arada sağlığımıza da etkisi oluyor kodex sayfalarının. Leonardo da Vinci'ye ne kadar sayfa götürürsek 4 tane sayfada bir tane sağlık karesi veriyor. Bu da çok önemli bir şey. Tabi burada girmiyordu önceden, farkındaysanız. Assassin's Creed 2'de yani bu oyunda atlar Monteriggioni'ye falan giremiyor. Ya da Firenze'ye, Floransa'ya diyelim. Öyle şeylere giremiyor. Ama Brotherhood'da bunu yerleştiriyorlar. Yani her serinin her oyununda üstüne bir şeyler ekliyor. Ekip gerçekten çok iyi çalışıyorlar diyebilirim. Şimdi kız kardeşimizin yanına gideceğiz. Bu da muhasebi işlere bakmaya başlamış. Salute Claudia. Our uncle is un mostro. This is outrageous. What's happened? He's making me work. If father was here, I'd never be stuck behind a desk like this. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Tio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Deal. Evet, burada küçük bir şey var. Ne denir ona? Bodro. Evet, bodro. Hesap bodrosu diyebiliriz. Özetle şu an dükkanlardan 20 dakikada 125 florin ve ekipmanlardan 52 florin geliyor. %1 tamamlanmış daha. Gerçekten daha yolun başındayız. Şöyle göstereyim size ayrıca. Şu arkadaşa uğrayarak uğrayabilirsin. Is there something wrong? Yes, Sir Mario hired me to deal with this mess, but I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money? Then we'd be in business. You must be Sir Ezio. Am I right? Uncle, I like this architetto. He gets very observant when he can smell money. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well, you'll be bringing the town and villa back to life. As Sir Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather. Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. So, let's take a look, shall we? Şükür sustun da. Buradan sanat tüccarını geliştirebiliyoruz, bankayı geliştirebiliyoruz, terziyi, genel ev, işte madenler, kilise, askeri kişiler, hırsızlar, loncası, kuyu falan. Ama tabi baya bir ücret gerekiyor bunlar için. Mesela bunlar 1000 florin. Terziyi kuralım. Küçük bir fiyat vererek. Bunlar fazlasıyla para istiyor diyebiliriz. Sanat tüccarını kuralım. Ve bankayı da kuralım. Yeter bu kadar. Başka da zaten böyle binlerde bir florin isteyen yok herhalde. Evet, yok. Evet, Monteriggioni'nin değerini gördünüz. 7750 arttı. İsterseniz tabi florin hileleri falan var. Yani paranızı direkt şuradan yükseltebilirsiniz isterseniz. Paranızı yükselterek. Mesela paranızı yükselttiğiniz hileyle
buradaki her şeyi yükselterek bayağı bir para sağlayabiliyorsunuz. Zaten sonradan hile yapmaya falan gerek kalmıyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz galiba. Evet. Can alıcı yere de geldik. Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. This is the sanctuary. It was built by my great-grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most threatened. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia, hidden tombs filled with treasure, where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. Gidecek, merak etme. Hepsini bulacağız. Öncelikle şu... with Ezio, you have to get that armor. Evet, doğru söylüyor. Altay'ın zırhını aldığımızda %100 bir şeyimiz oluyor, eşleşmemiz oluyor. Ayrıca nasıl desem, sağlık kalemiz bayağı artıyor. Çünkü zırhların en iyisi yani. Dükkandaki zırh 5'te 5 mesela bir şey vermiyor. Ama bu zırh en güçlüsü diyebiliriz. Evet, Kuan Gal. Bu kaidenin üstünde Kuan Gal'ın heykeli duruyor. Moğol bir erkek suikastçı Cengiz Han'ın atını vurmak için ok ve yay kullandı. Kaidede bir şey eksik gibi görünüyor. Tabii ki de amblem. Özür diliyorum. Alışamadım hala. Darius'un heykeli. Bu kaidenin üstünde Darius'un heykeli duruyor. Persli bir erkek suikastçı Çerçes. Herhalde okunuyor. Çerçes'i öldürmek için gizli bıçak kullandı. Bu tarihte gizli bıçak kullanımı hakkında bulunmuş en eski kayıttır. Kaydede bir şey eksik gibi görünüyor. Bu kaydenin üstünde Wei Yu'nun heykeli duruyor. Çinli bir erkek suikastçı ilk Çin İmparatoru Qin Shi Huang'ı öldürmek için bir mızrak kullandı. Kaydede bir şey eksik gibi görünüyor. Tabii şunlar yuvarlak şeyler. Göremedik. Bir şey oldu ya. Tamam. Amunet'in heykeli. Bu kaidenin üstünde Amunet'in heykeli duruyor. Mısırlı bir kadın suikastçı Kleopatra'yı bir yılan ile öldürmüş. İltani'nin heykeli. Bu kaidenin üstünde İltani'nin heykeli duruyor. Bu Babilli bir kadın suikastçı. Büyük İskender'i zehirledi. Bu kadar. Evet, Leonius'un heykeli. Bu kaidenin üstünde Leonius'un heykeli duruyor. Romalı bir erkek suikastçı Caligula'yı hançerlemiş bu da. Evet, toplam 6 tane amblem gerekiyor bize. Onları toplayınca Altay'ın zırhını açabiliyoruz. Bilgi alabiliyor muyuz bir saniye? Zaten videoyu bitireceğim. Evet, kafes altı kilit ile yere sabitlenmiş. Bu kadar. Fazla bir bilgi yok. Gördüğünüz gibi çizme, kolluk, eldiven, zırh hepsi var, mevcut. Arkadaşlar diğer bir partta görüşeceğiz. Bu partta bitti. Diğer partta görevleri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz diyoruz.